Motor Jardot'tan herkese selamlar. Bugün sizlere arkadaşlar UME markasını tanıtacağım. Amerikan patentli Çin üretimi Cruiser motosiklet modelleri ülkemize satışa sunmaya başladı arkadaşlar. Ben de bir Cruiser hayranı olarak sizlerle paylaşmak istedim. Şekil olarak çok güzeller. UME markası İsotlar güvencesiyle ülkemize getiriliyor arkadaşlar. İsotlar markasını hakkımızda bölümünden sitenin UME Türkiye sitesinin inceleyebilirsiniz. Kaliteli bir marka. Yedek parça sıkıntısı çekmemeniz gerekiyor. Modeller 125 cc gelmiş arkadaşlar. Ama yabancı sitelerine baktım. Onlarda 300 cc'leri de üretimi yapılıyor sanırım. Yakında gelmesini umut ediyorum. Şimdi modellere bakalım hep beraber. Teknik özelliklerine bakalım. Görüntü olarak harika motosikletler. Şekil olarak baktığınızda arkadaşlar tam bir Amerikan cruiser gibi gözüküyor. 4 zamanlı tek silindirli sıvı soğutmalı 124,2 cc silindir hacmi var arkadaşlar. 13,6 beygir gücü var. 125 cc'ye göre beygir gücü çok güzel arkadaşlar. Enjeksiyonlu 6 şanzımanı var. Altı ileri manuel şanzımanı var. Sıvı soğutmalı. Hidrolik ön teleskopik çatallar. Çift yaylı arka amortisör. Dingil mesafesi 1530. Ön ve arka disk fren arkadaşlar. Kombine fren sistemi var. Uzunluk genişlik 2270. 840. 120. 160 kilo bir ağırlığa sahip. 18 litre de yakıt kapasitesi var arkadaşlar motosikletin. Görüntü olarak kaliteli. Fiyatlarına da ben baktım. Çok da pahalı değiller. Yani pahalı da geçmişe nazaran tabii. Her şey 3-4 katı zam geldi. Ama Çin modelleri bile şu anda pahalı ona bakarsanız. Çok da o yüzden çok da şey yapamayacağım yani fiyatını eleştiremeyeceğim. Fiyatlar uygun bence. Bu karizmaya, bu güzelliğe göre. İkinci modelimiz Renegade Sport. Hep beraber ona bakalım. Renegade Sport'un fiyatı biraz daha uygun arkadaşlar. CC varı falan var. Güzel bir motosiklet. Beygir gücü biraz daha zayıf. Bu da enjeksiyonlu. Maksimum güç 7K var arkadaşlar. 8500 devir elde ediyor. 5 vitesli. 110'a 80-17 ön lastik hava soğutmalı. 73 santim sele yüksekliği. Sele yükseklikleri de oldukça düşük arkadaşlar. 13,5 yakıt kapasitesi var. 145 kilogram ağırlık var. Ön arka disk fren. Kombine fren sistemi var. Arka lastik 130'a 90-15. Sırada Vegas modeli var arkadaşlar. Vegas modeline de bir göz atalım. Oldukça karizma bir motosiklet. Bakalım. Evet. 13,6 beygir gücü var. 125 cc'ye göre oldukça iyi. 4 zamanlı tek silindirli sıvı soğutmalı. 5 vitesli. Çift amortisör. Ön arka disk fren. Kombine fren sistemi var bunda da arkadaşlar. Ve 21 litre yakıt kapasitesine sahip. Şöyle geçelim bakalım. Çok güzel. Oldukça karizma, şık tasarıma sahip motosikletler. Kalitesini ileride göreceğiz. Sorunlarını, kronik sorunu var mı yok mu? Sıradaki modelimiz Komando 125. Hep beraber ona da bakalım. Askeri stil bu. Bunda sisi var arkadaşlar. Çok havalı bir motosiklet. Dijital depoya edilmiş hız göstergesi. Şöyle bakalım. Motosikletin
motosiklet güzel arkadaşlar. 4 zamanlı tek silindirli sıvı soğutmalı. Bu da 13,6 HP güce sahip. 6 vitesi 165 kilogram ağırlığa sahip. Çift arka amortisör. Kombine fren sistemi, çift disk fren. 21 litre yakıt kapasitesi var arkadaşlar. Bu da enjeksiyonlu model. Enjeksiyonlu olduğu için az yakacağını tahmin ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İmkanım olursa bunları sizler için incelemek isterim. Elime geçerse motosikletler daha detaylı ilerleyen zamanlarda kronik sorunları var mı yok mu anlatmak isterim size. Tekinize taş gözünüze yaş değmesin. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı unutmayın.